Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda vatandaşların bayramını canlı gönülden tebrik ettiğini söyledi. Deprem bölgesine de dikkat çeken Erdoğan, yüreklerimizin yandığı bu aylarda bayramın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum dedi. Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor, mübarek Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize bizleri bir Kurban Bayramına daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar, millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Kurban Bayramı'nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı bu şekildeydi değerli izleyiciler. Siyasi partiler arası bayramlaşma programları da belli oldu. Programı takip ediyor Betül Aras TV100 editörümüz. Yanılmıyorsam herhalde Kurban Bayramı'nın ikinci günü yapılacak ama ayrıntıları, doğru bilgiyi Betül aktarsın bize. Betül. Evet Hande, o program bayramın ikinci günü gerçekleşecek. Bugün Arife, yarın bayramın birinci günü. Zaten siyasi partilerde gelenekselleşen bir program aslında bu. Her bayramda olduğu gibi yine bayramın ikinci gününde bu senede siyasi partiler birbirleriyle bayramlaşacak. Dilerseniz o programlara bir bakalım. AK Parti'de ilk bayramlaşma sabah saat 9.30'da başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'yi ziyaretiyle başlayacak. Daha sonra AK Parti, MHP, Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, İyi Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak. AK Parti ise HDP ile bayramlaşmayacak. Geçen bayramda bayramlaşma programında HDP yoktu. Peki bayramlaşma heyetinde AK Parti'de kimler olacak? Bu da netlik kazandı. Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uyar, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Reşide Yüksel, Genel Merkez Gençlik Kolları ve MYK üyesi Osman Ertuğrul Yörük AK Parti'nin bayramlaşma heyetinde yer alacak isimler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zamansa CHP, Hüdapar dışındaki diğer tüm partilerle bayramlaşacak aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bayramlaşma programı sabah saat 9.30'da başlayacak. İlk ziyaret AK Parti tarafından gerçekleşecek Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi, Hüdapar dışındaki diğer tüm partilerle bayramlaşacak. Şöyle: Vatan Partisi, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi, Zafer, Memleket, DSP, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, ANAP, DEVA, Gelecek, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi ile bayramlaşacak. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında tüm gün boyunca akşam saatlerine kadar bayramlaşma devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma heyetinde ise Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akı olacak. MHP'ye baktığımız zamansa MHP 5 siyasi parti ile bayramlaşacak. İlk bayramlaşmada Demokratik Sol Parti ile başlayacak. Sabah saat 9'da olacak bu bayramlaşma. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşacak Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nda yer alan Hüdapar'da bir bayramlaşma olmadığını görüyoruz açıklanan programda. Aslında geçtiğimiz Şeker Bayramı'nda da Milliyetçi Hareket Partisi Hüdapar'la bayramlaşmamıştı. Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek işte o bayramlaşma programını da yer alacak.
katılacak olan heyette Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya olacak. Dediğimiz gibi aslında gelenekselleşen bir bayramlaşma programı bu. Bu da bayramın ikinci günü gerçekleşecek diyelim ve sözü Ankara'dan sana bırakalım. Teşekkür ediyorum Betül. TV 100 editörümüz aktardı değerli izleyiciler. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede genel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Mitsotakis'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili açıklama yapıldı. Erdoğan görüşmede genel seçimlerde elde edilen başarısından dolayı Mitsotakis'i tebrik etti. Yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti. Görüşmede her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu vurgusu yapıldı. Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Başbakan Mitsotakis'e Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO zirvesinde buluşmaya karar verdi ifadeleri yer aldı.